Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte efsane jekimizi 6. seviye yapacağız. Ve hemen sonrasında dün açtığımız kariyerde sona kadar gideceğiz. Yani kilit noktasına tekrardan varacağız. Fakat bu kilit noktası da bizi baya bir zorlayacak arkadaşlar. Yine baya bir güç kasmamız gerekecek. Öncesinde biraz hediyemiz var. Hemen onları alalım. 250 para. Nereden aldım bunu? Şöyle etkinliği göstereyim. Bu en son biten Euro 2021 kupası etkinliği arkadaşlar. Türkiye'yi destekleyen herkese 1000 elmas ve 250 menajer parası geldi. Ve artık sıraladı, sıralamada kaçıncı olduysanız o kadar elmas, işte başka ne veriyordu? Zümrüt veriyordu sanırsam. Aynen 200 zümrüt 50 zümrüt falan. Yani bu ilklerdeyseniz almışsınızdır zümrütleri de. Ben 2576. olmuşum 20 elmas almışım. O şekilde tabii ki en önemlisi şurada gördüğümüz 1000 elmas ve 250 menajer. 250 menajeri almıştık 1000 elmasımızı da alalım. Gayet güzel oldu elmasımız 4211'e çıktı. Ve yanında Biraz puan ustası kasmıştım arkadaşlar. Onların ödülleri. Onları da hızlıca açalım. Biliyorsunuz Aslan Kralı dün açmıştım. O yüzden yetenekleri yeni yeni geliyor şu şekilde. Ödüllerini alalım. Kostüm paketimizi açalım hızlıca. Yani Aslan Kralı da bir 2-3 güne fulleriz diye düşünüyorum. Gerçi maçın oyuncusu yok. O yüzden fazla paket de açamayacağız. 2-3 günü geçebilir ama etkinlikler var gerçi hani etkinliklerden mesela mega paketten zaten 15 tane yetenek gelecek. Yani maksimum bir haftaya Aslan Kral'ın yeteneklerini de fulleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ödüllerimizi aldık ne yapıyoruz? Bir tane de şurada sıradan paketimiz varmış onu da alalım. Bu arada arkadaşlar maçın oyuncusu paralı oldu. Bugün aslında onun videosunu çekmekle çekmemek arasında kaldım. Ee, öncelikle dedim bu bu fikir vardı aklımda dünden beri dedim bu videoyu çekeyim sonrasında belki yarın bu e, maçın oyuncusunun videosunu çekebilirim şu şekilde göstereyim. Ee, onun dışında şu kazı kazanlarda bir değişiklik var mı ona bir bakmak istiyorum. Yok aynı herhangi bir değişiklik yok kazı kazanlarda. Hemen gidelim ee, hala da gidemiyoruz bir tane çarkımız varmış onu da çevirelim. Ee, şimdi çarkta Efsanevi paket istiyoruz her zamanki gibi ve her zamanki gibi de gelmeyecek büyük ihtimalle. Şöyle ok yerine efsanevi pakete getirdim. Şöyle hızlıca bir çevirelim bakalım geliyor musun efsanevi paket? Haydi bakalım. Efsanevi paket nerede kaçırdım? ha yani Geçmişiz arkadaşlar. Bir saatlik sınırsız bilet. Aslında iyi oldu. Yani 15-15, 30-60 elmaslık karım olabilir buradan. Çünkü etkinlik kasıyorum. Yani bu 6 bilet kalmış. 6 bilet hemen biter zaten bir saatlik sınırsız bilet iyi oldu diyebilirim o yüzden. Hemen şimdi gidebiliriz. Efsane jekimizi 6. seviye yapabiliriz. 6. seviye için altınımız yetebilecek mi hiç bilmiyorum. 5. seviye için yetiyor. 260 bin altınını verdik. Efsane jekimizi 5. seviye yaptık arkadaşlar. Gayet güzel. 6. seviye için ne kadar istiyorsun inşallah çok istemez. 400 bin altın bizde var mı ki? Basalım yokmuş arkadaşlar. 562 elmas istiyor. Tabi öyle ödemektense şu şekilde ödemek daha iyi olacak. Mesela az önce 562 elmasa 200 bin altın veriyordu. Bu şekilde alırsak 520 elmasa 500 bin altın tabii ki daha karlı. O yüzden sizler de bu şekilde marketten satın alın. bilmeyenler için söylüyorum tabii ki bu olayı efsanevi, efsanevi geldik. 400 bin altınını verdik. Ve efsanevi jekimizde 6. seviye oldu arkadaşlar. Görünümü de değişti. 103 gücüne çıktı. Gayet güzel. E, 7. seviye maalesef şu anda denemeyelim ya. Aslında biz buna yetenek taksak mı ki? Neyse hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar ya. Kalsın şimdilik. Efsanecek de maç atmayı düşünmüştüm de. Hadi atalım ya sizi mi kıracağım? Hadi atalım. Ekstra zamanı ben buna niye takmışım ya? Ne alaka? <laughs> art 8 zıplamasını takalım arkadaşlar. Art 8 boyutunu takalım. 50 el elmas 50 el elmas gidiyor maalesef. Art 8 şutunu taktık. Bir de art 8 hızını takalım. Ve 5. seviye yani 5. slotu 5. oldu değil mi? Aynen 1, 2, 3, 4, 5. slotu. 2x takviyeleri şimdilik takmayacağım. Zaten yani etkinlik karakteri falan olmuyor. pek. Hatta hiç olduğunu görmedim. Büyük kafasını taktık. Ee, onun yanında ne taksak acaba? Çift gol mü taksak, buzlama mı taksak şimdi arkadaşlar bilemedim ama. Yani buzlama sanki daha mı karlı olur ki ya? Buzlama yerine çift gol mü taksak? Buzlama takalım arkadaşlar ya. Yani buzlama sanırsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Kaç gücüne çıktın sen? 111.5 gücüne çıktı arkadaşlar. Gayet güzel. Bu Ev efsanecek şapka takabiliyor muydu? Hiç hatırlamıyorum, bakalım yok. Bir dakika seç diyelim. Ha tamamdır arkadaşlar, seçmemişim o yüzden şapka takamamış. Şimdi takabiliyor. Şu şapka daha görkemli durduğu için bu şapka'yı seçiyorum. Şapkasını taktık. Aksesuarlarında bir sıkıntı yok. Ayakkabısı forması, kuyruğu tamam. Şapkayı da taktık. cayberk Ciberk gözlüğü de tamam. Ve kariyer gücümüz de 7211'e çıkmış. Tamamdır. Şimdi gidelim arkadaşlar. Efsane ee, kariyerde maçlarımızı atalım. İlk maçta başlıyoruz. 10 bileti verdik. Koleksiyoner paketi alıyoruz. Eğer kazanabilirsek. Bakalım Efsane jekle nasıl oynayacağım arkadaşlar. Yani bayağı düşük kalacak. E, çünkü nasıl diyeyim. 111 gücü var sadece. Normalde 129 güçlü hükümlü orduyla oynamaya alışmışım ben. Karşımızda yıkım lordu var. Haydi bakalım yıkım, yıkım lordu. Top niye içimden geçiyorsun ama ayıptır günahtır ya. Neyse bakalım. Yalnız biraz atik karaktermiş sanki ya. İlk golümüzü attık. Maç 1-1. Yerden saçma bir gol yedik. Maç 2-1. Sana şöyle yerden atsaydık iyi olurdu. Atamadık. Oo, maç 3-1 oldu. Boyut bakımından biraz sıkıntı yaşıyoruz. 3-2 yaptık. Atikli iyi fakat boyut bakımından biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kral atla oynayalım. Haydi bakalım maç 3-2. Evet, gol geliyor mu? 2x'e basamadım ya. 3-3 oldu. Neyse bakalım kalsın şimdilik. 4-3 yaptık. Gayet güzel öne geçtik arkadaşlar. Alabiliriz bu maçı. Şöyle bir 2x'e de bastık. 6-3 yaptık. Gayet güzel. Rakibimiz de ters yönünü kullandı. Yerden bir gol yedik. 6-4 oldu maç. Yine bir yerden gol yedik. 6-5 oldu. Saçma saçma golleri yiyorum. 7-5 yaptık. 2 farkı çıkarttık tekrardan. 8-5 yaptık. Güzel. Hadi bakalım alacağız bu maçı. Boyut bakımından çok düşük kalıyorsun be efsanecek. Neyse bakalım. Şöyle bir evet, rakibimiz özel gücünü kullandı. Şöyle yerden bir gol atalım. Tamamdır. Yerden golümüzü attık. Şöyle bir kafayı da kullandık. 16 yaptık maçı. 13 saniye var. Yerden bir gol yedik. 10'a 7. Yedi. Evet rakibimiz çift golüne bastı. Dojladım Allah'tan. Büyük kalesini de kullandı. Maalesef ki golünü atamadı. Evet maç 12'ye 7. 5 saniye var. Bu maçımızı bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar. Yani boyut bakımından sıkıntılı bir karakter. Ama hız bakımından güzel bir karakter cidden. Yani boyutu Biraz daha iyi olsa kullanabilirdim yani ben bunu. Fakat yani boyutu düşük olduğu için çok rahat top geçiyor. Hüküm Lord'una alışmışım top geçirmemeye. Ee, bu karakterde çok kolay topları yedim yani gelen toplara. Evet e, ikinci kariyer maçımızı yapıyoruz. Kazanırsak 50 tane menajer parası alacağız. Haydi bakalım. O karşımıza alamet geldi arkadaşlar. Haydi eyvallah. <laughs> Büyük ihtimalle maçı vereceğiz. Ama tabii ki denemekten zarar gelmez. O kral ne yaptın ya? Tersiyon kullandı. Bizim eski taktik <laughs> kanalın eski takipçileri bilirler. Eskiden ben de hep böyle gol atardım. Maçı 2-1 yaptık. Az oyunda hiç donma yok ha. Nazar değmesin de. 3-1 yaptık maçımıza. 4-1 yaptık. 3 farka çıkarttık. Rakibimiz özellerini kullanacak birazdan. Zaten ilkini kullanmıştı az önce. Yine ters yön yaptı. Şöyle bir yerden atsaydık iyi olabilirdi. O çift gole bastı. Hemen şöyle bir dojlayalım çift golünü. Çok güzel. 5-1 yaptık maçımızı. Sana şöyle bir bir tane daha doj. Maç 6-1. Hayır ya. Şimdi kullanacağını hiç düşünmemiştim dur 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 çok kötü oldu. Neyse bakalım 6-4 özellerimizden kat kat fazla. Ya büyük kafa kullanacağını yine düşünemedim maç 6-5. Sana şöyle bir tane daha doş. 2x 2x çok güzel 2x attık arkadaşlar hiç beklemiyordum. Dedim yani rakip bizden önce kırar. Aslında biz daha sonradan buzladığımız için ee, bizim kırmamız daha erken oldu. Şöyle bir gol atalım. 9'a 6 oldu arkadaşlar. Bir de şöyle bir bombayla bayıltalım bakalım rakibimizi. Oo reis ne yaptın sen ya? Allah girmiyordu az daha var ya korktum. Bir an sekip bizim tarafa doğru uçacak zannettim de. Allah'tan öyle olmadı. 11'e 6 yaptık maçı arkadaşlar. Gayet güzel oynadık vallahi bu efsanecekle ya. 12'ye 6 yaptık. Bayram Çelik. Çelikel. 13'e 6 yaptık. Farkı 7'ye çıkarttık. Mükemmel gayet. 13'e 7 oldu tekrardan. Fark 6'ya düştü. Son 6 saniye. 5, 4. Şöyle bir yerden 14'e 7. Rakibimize bol şans diyelim. Bu maçı da aldık arkadaşlar garip bir şekilde. Yeni maçımıza geçelim bakalım. 14'e 7. Kaç? 7 farklı almışız. Gayet güzel. 50 menajer paramızı da alalım. Efsanecekle iyi oynuyormuşuz aslında ya. ben toplam kaç maç yapacağım ya? Ben 5 hesaplamıştım da bunu aldık, bunu aldık. 2 3 4 5 6. 6 maçmış. Ben 5 diye hesaplamıştım bunu. Neyse bakalım. Eee efsanecekle gayet iyi gidiyoruz. Yine efsanecekle devam edelim bakalım. Eğer böyle yeni bol bol yenildiğimiz bir vakte denk gelirsek tekrardan hüküm lorduna geçelim. Karşımıza yine alamet geldi arkadaşlar. Bakalım bu arkadaşı da yenebilecek miyiz? Yine tedirginim. Kuşkum var yenebileceğim konusunda. İlk golümüzü attık ama. Maç 1-0. Evet arkadaşımız dört parmak oyuncusu. Sana şöyle bir... Hayır. Oo kral ne yaptın sen ya? Şöyle biz... Ya abicim o top niye altından geçiyor ki benim ya? Lan büyük kafaya bastım ama ben... Evet anlaşılan bu maçı biz vereceğiz arkadaşlar. Büyük kafaya bastıydım ama ben oyun ya. 7-1. Kral niye böyle bir şey yaptın ki ya? 2x'e bastık. Büyük kafayla buzunu çözdük. Biz aslında bu rakibi bol bol yerden atsak arkadaşlar alabilir miyiz? Şu an onu düşünüyorum. Evet maç 7-4. 8-4 oldu. Yine bir denemekten zarar çıkmaz aslında ya. Fark açıldı ama deneyeceğiz bakalım. 8-5 oldu maç. Evet 8-6 oldu. Sana biz bir de şöyle bir bomba kullanalım. Hadi ilk kim ilk kim seni ben bir dondurayım kanka. Şimdi. Hayır abi böyle saçmalık olamaz ya. Ben nasıl yerim o golü? Adam buzluyken gol attı arkadaşlar. <laughs> ya top nasıl sekersin sen oradan ya? Havaya çıkman lazımdı senin. Maç ona 6 büyük kaleyle de gol atamadık. Yani özelleri berbat kullandım arkadaşlar. Farkındayım. Üstüne biraz da acemi oyunculukla birlikte bu maçı kaybediyoruz. Sana buzlamayı kullanayım derken golü de yedik arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi ben kıracağım ben kıracağım. Oha ne ara kırdı ya. Bizim buzumuz 10 seviye miydi 9 seviye miydi neydi hatırlayamadım ama. Bu maçı sanırsam ki verdik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, 14'e 7. Yani maçtan normalde olsa maçtan çıkardım da fakat şu an kariyer maçındayız. Çıkarsak biletler yanacak. O yüzden çıkmıyorum. Bol şans diyelim şöyle rakibimize. Evet, güzel bir maç oldu. Ee, yine reklamı izleyip tekrardan evsannecikle atacağım arkadaşlar. Bir sonraki maç maçta hüküm lorduna dönerim tekrardan. Tekrardan geldim arkadaşlar. Evsannecikle devam etme sebebim ee, hüküm lorduna geçersek şimdi reklam izleyemeyeceğiz. O yüzden yani evsannecikle mecbur olarak bu maçı devam ettireceğiz. Bir sonraki maçta artık bakalım hüküm lorduna geçeriz. Bu arada sağda başladık. Sağda oynamaktan nefret ediyorum. Umarım kaybetmeyiz. Maç 1-1. Evet bu rakibimiz de 4 parmak. 2-1 yaptık maçımızı. Sana şöyle bir yerden yerden atamadık. Abi top içimden geçme ama ya. Sana şöyle bir çift gol atalım. 4-2 yaptık. Haydi bak. Ooo reis. Dojlayamıyoruz da ya. <laughs> Çok kötü bir durum. Maalesef güç engelleyici kullandığı için dojlayamadık. Normalde dojlardım ben onu çok rahat bir şekilde ama işte güç engelleyici olunca yapacak hiçbir şey olmuyor. Haydi bakalım. Maç 4-5. Ya yerden atacak işte. Niye zıplıyorum ki ben? Kral sana şöyle bir çift golünü atalım. Maç 7-5 oldu. Haydi bakalım kim alıyor bu maçı. Çok hata yapmazsak alırız bu maçı ya. Haydi. Yerden ben bu rakibe neden denemiyorum? Şu an onu sorguluyorum. 8-6 yaptık. Büyük kalemiz sayesinde. Şöyle bir büyük kafayı kullanalım. Büyük kalesine dojlayalım. Oha neler oldu orada. Maç 9-7. Şöyle bir golümüzü de atalım. Görünmez topunu da dojladık. Şöyle ah be 10'a 8 oldu maç. Bir tane büyük kafamız kaldı sadece. Şöyle bir yerden. Yerden atacağım nereden bildi? Yerden atamadık ama havadan güzel bir gol attık. Seni dojlarsak kazanırız. Hayır 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 hayır. Onu 11'e 10 arkadaşlar. Onu dojlasaydık net kazanmıştık bu arada ya. Oley büyük kalesini dojladık. 5 saniyede 2 gol yemememiz lazım. Yemememiz lazım. Evet arkadaşlar. iki farklı kıl payı rakibimizi yendik. Gayet güzel oldu. Çok güzel oldu hem de. Ee, kaçıncı seviye paketi? 10. seviye paketimizi de hızlıca açalım. Çok heyecanlı geçti var. Yani büyük kafamız varken büyük kaleye gol attı rakip. Orada bayağı dedim yani maçı verdik kesin. 2x golü attığı için bir fark kalmıştı. Ama tekrardan iki farka çıkarttık. Maçı almasına imkan tanımadık rakibin. Ee, şimdi hüküm ordumuzu alalım arkadaşlar. Herhangi bir eksiği falan yok. Ee, güçlerine bakalım tamamdır. Güçleri de iyi diyebiliriz. Sıkıntı çıkartacak düzeyde değil. Videomuza bakalım. 17 dakika 29 saniye. Bu maçımızı da bir atalım bakalım. Ee, 17.28 saniyede 3 maç çıkartabilir miyiz şimdi biz 3 dakikada? Biraz imkansız gibi arkadaşlar ama e, hızlıca rakiplerimizi oyundan çıkartabilirsek atarız diye düşünüyorum. O yüzden biraz fevriye oynayacağım bu oyunları. Bol şans dedik rakibimize. Haydi bakalım. Evet. 1-0 yaptık maçımızı. 2-0 yaptık. Evet. Rakibimiz iyi oyundu diyor. Tam istediğimiz oldu arkadaşlar. Rakibimiz oyundan çıktı. Hızlıca ödülümüzü alalım. 150 şans. Hadi yetiştireceğiz biz bu maçları. <laughs> i̇ki maç. Kaç dakikamız var? İki dakikada iki maç. Olur mu arkadaşlar? Deneyelim bakalım. Evet bu sefer karşımıza Kraken geldi. Bol şans diyelim şöyle. Evet gülen bir rakibimiz geldi. Bir ve başla. Çift gole bastı mı sen? Yok basmamış arkadaşlar. bu rakip kolay kolay çıkmaz bence. 2-0 oldu çift gole basmamış. O yüzden hiç gerek yok doğrulamaya. Maç 2-2. Evet 3-2 oldu. Sana şöyle bir yerden denemesi yapalım. Olmadı. Havadan denedik oldu. 3-3 oldu maç. Evet buzlamasını kullanarak bir gol dağıttı rakibimiz. 4-4 yaptık maçımızı. 72 saniye var. Evet 5-4 yaptık arkadaşlar. Alacağız inşallah bu maçı derken abi çok yanlış yerde kullandı. Dojlayamadım ya. Of. Gitti ya. 2x'e bastıydım ya. Neyse. 6-6. Bizim özelliği... Ya top içimden geçme Allah rızası için ya. 8-6 ya nasıl olabilir böyle bir şey? Of. Ya buzlamayın. Bu kadar kötü kullanabilecek biri daha yoktur herhalde ya. 2x. İnşallah klonun erken biter reis. İnşallah. Tek isteğim bu. Klonunun süresi azdır inşallah. Aha azmış azmış azmış. Çok güzel. 9-9 oldu. Haydi bakalım. Alabiliyor muyuz seni? Çok heyecanlı geçiyor maçımızda. Hadi hadi. Ona dokun dokun. Çok güzel. Lan dur 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 dur. Şöyle ben seni bir dojlayayım reis. Maç 9-9. Haydi bakalım. Küçük kale bit. Küçük kale bit. Çok güzel. Küçük kalesi bitti. Şöyle biz de bir küçük kale kullanalım arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, şöyle bir büyük kalesini kullandık. Attırmayacağız. Çok güzel. Çok güzel. Büyük kaleyi atamadık. Golü atamadık ama bir farkla yendik arkadaşlar. Rakibimize bol şans diyelim. Çok heyecanlı bir maç oldu. Efsanevi paketimizi açalım hızlıca. Evet, efsanevi paketimizi açıyoruz. 23 kart, yani 20 dakikayı büyük ihtimalle geçti bu video. Bakalım 21 dakikaya gelmiş arkadaşlar. Bu son maçı yapsak mı ki ya? Videonun yüklenmesi çok uzun sürüyor. Hadi yapalım arkadaşlar. 50 zümrütü alalım. Yani tamamladık yazalım ya videonun başlığına. Yani ona benzer bir şey yazmayı düşünüyorum. Evet, bu sefer karşımıza büyük şef geldi. Bizi çok zorlamaz diye düşünüyorum. Bol şans dedik. Zorlayabilir, hiç bilmiyorum. Bazen öyle büyük şefler geliyor ki şefliğinin hakkını veriyor. <laughs> Maç 0-0. 1-0 yaptık. 1-1 oldu. Rakibimiz golünü attı. Şöyle bir gol gelir miymiş? Gelirmiş. 2-1 oldu. Evet. 3-1 yaptık. 2 fark var. Şöyle bir gol gelir miymiş? Gelirmiş. 4-1 yaptık maçımızı. 5-1 yaptık. 4 farka çıkarttık. Rakibimiz çıkacak mı oyundan? Hadi reis video çok uzamasın ya. 6-2 yaptık. 4 farkı çıkarttık arkadaşlar. Bekliyoruz. Ama reis o topu bekletme. <laughs> 8-2 oldu. Evet, rakibimizin hem çıkması için hem de beklettiği için özele bastım arkadaşlar. Kusura bakmayın. çıksın video yani 22 dakika olmuş. Yoksa 23 dakikaya falan gelecek. Yüklerken çok sıkıntı çıkartacak. Bu arada kariyerde kilit noktamıza tekrardan geldik arkadaşlar. İnşallah kısa bir sürede 7500 gücü de toplayıp bu kilidi, bu kilidi de açacağız arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.